أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم Elhamdülillahillezî arsale rasûlehu beşîran ve nadîrâ. Vessalâtu vesselâmu alâ men ahyâ'd-dîne bâde en kâne esîrâ. Ve alâ âlihi ve ashâbihil mukaddimîne alâ'l hayri velev asîrâ. İlemû enne afdalel kitâbi kitâbullâh. Ve afdalel hedyi hedyu Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrel umûri muhtesâtuhâ. Ve külle muhtesin bid'a. Ve külle bid'atin dalâle. Ve külle dalâtin finnâr. Ve bis senedil muttasil ilen nebî sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal. İzâ etâ ahadukum firâşehu fel yekul. Allahümme rabbe semâvâti ve rabbel ard. Rabbena ve rabbe kulli şey. Ente âhidun binâsiyetih. Entel evvelu feleyse kableke şey. Ve entel âhiru feleyse ba'deke şey. وأنت الباطن فليس دونك شيء أغننا من الفقر واقض عنا الدين صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin cümle peygamberan rızam aleyhimiz salavat ve teslimatın ehli beyt el ashab etbaları rıdvanullah aleyhi mecmainin bil cümle ahirete itihar eden mümin müminat rahmetullah aleyhi mecmainin hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi ve üstazlarının kendisinden feyiz aldığımız, ilim hasettiğimiz üstazlarımızın ve şahefendilerimizin hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimizin bu cami-i şerifi bina edenlerin bugüne kadar gelmesinde emeği geçenlerin bu cami-i şeriften güzeran eden eyyime, hutaba, müezzinin, gayyibin, mümin ve müminatın tüm geçmişlerimizin erva için el-Fatiha. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her konuda bize rehber, hayat da en detay görülen davranışlarda bile bize örnektir Peygamberimiz. Şimdi görüyorsunuz yatarken meclise girip çıkar. Şimdi de en önemli bir mesele, en önemli mesele aile meselesidir. Aile toplumun çekirdeğidir. Aile eğer böyle sağlam olursa, mutlu olursa, o aileden yetişen çocuklar ve o ailelerden oluşan toplum mutlu olur, sağlam olur, yıkılmaz. Onun için karı koca ilişkileri, aile ilişkileri, ailenin bireyleri çünkü karı kocadır, çocuklardır. Bunlar ise ilişkiler de önemlidir. Peygamberimiz şimdi onlardan bahsederek, onları bize anlatarak buyuruyor ki: İza ata ahadukum ehlehu, sizden biriniz ey Müslümanlar evlenmiş, nikahlanmış, evet Allah'ın adıyla evvelce haram olan şey Allah'ın adıyla helal olmuş. İki Müslüman şahit huzurunda ben seni eş olarak seçtim. Zevceliğe, helallığa vardım. Ben de sana eş olarak aldım diye aldım, vardım şeklinde kesin şüpheye yer olmayan ifadelerle, irade beyanlarıyla Müslüman huzurunda Allah'ın ismiyle önce haram olan cinsel ilişki bu akitle helal olmuş. Sizden biriniz ehline böyle mücamaat yani cinsel ilişki yapmak için vardığında evet Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda daha evvel uyarılan size söylemiştik. Evet falyakul bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim desin. Çünkü kocanın karısına cinsel ilişkide bulunmak görevidir, farzdır. Bu görevini yapmayan kocadan karının boşanma hakkı vardır İslam'a göre. Evet,
kadının da kocasına cinsel ilişkide cevap vermesi farzdır. Buna cevap vermeyen kadın da kocası meşru olarak boşayabilir. Dinen konuşuyorum ben tabii. Burada tıbben ortaya çıkarsa tabii böyledir. Şimdi ve de hedef Kur'an-ı Kerim'deki gibi Müslümanların çoğalması, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde ifade ettiği gibi Müslümanların adedinin artması için evlenme olacak, birleşme olacak. Böyleyse ibadettir. Veya harama bakmayayım, iffetimi koruyayım diye cinsel ilişkide bulunuyorsa ibadettir. İbadettir. Onun için besmele çekilir. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de şeytan aleyhillâne Adem aleyhisselama secde etmeyince kovmuştu ya, o zaman sen beni bu insan yüzünden kovdun, bana müsaade dedi kıyamete kadar, ben de onun yollarına oturacağım, yollarını keseceğim, seni buldurmayacağım, onlardan intikam alacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından insanlara gireceğim, mallarına, evet, canlarına, evlatlarına ortak olacağım dedi. Allah da ona bu müsaadeyi verdi. Ve şarikum fil emvali vel evlat. Bu benim şahsi kanaatim değil. Mallarına, evlatlarına ortak ol. Hodri meydan dedi. Beni ananların kılına dokunamazsın. Bana sığınmayanlara, bana iltica etmeyenlere yolun açık dedi. Dünya imtihan dünyasıdır. Her konuda imtihan oluyoruz. İşte ayetle sabit, bir kimse helallığı olan karısıyla bile, ibadet olan bu şeyde bile besmele çekmeyi unutursa şeytan ortak oluyor. Yok hocam, orada ben kimseyi görmedim. Evet, şeytanı görmezsiniz. O çünkü şey varlıktır böyle. Görünmeyen cin taifesi ruhani yaratıklardandır. Her zaman görünmezler. Göründükleri de olur. Göremezsiniz. Ama oradadır o. O çocuktan hayırlı zürriyet olmaz. Anaya babaya hayır gelmez. Milletine hayır gelmez. Devletine hayır gelmez. Kendisine de hayır gelmez. Anası babası ne olursa olsun. Çünkü o ilişkide onun katkısı var. Ondan dolayı hayır gelmez. Besmele'yi unutmayınız diyor bir. Allahümme cennibne şeytane ve cennib şeytane mimma razaktane. Allah'ım şeytanı bizden ayır, bizim birleşmemizden yaratacağın zürriyetten de ayır diye dua edin diyor. Evet, bu uzun dua. Hocam öyleyse besmele ihmal etme yatağa girerken, ondan sonra nasıl istersen öyle. Evet, şimdi böyle yatağa girerken besmele. Şimdi fıkhi konular tabii. Bunlar hem soruluyor hem de Peygamberimiz de açıklıyor, ona da sormuşlar. Sizden biriniz ailesine yaklaştığında ثُمَّ اَرَادَنْ يَعُودَ, ikinci defa yaklaşmak isterse aynı gece فَلْيَتَوَطَّ بَيْنَهُمَا, iki ilişki arasında abdest olsun. Evet, namaz abdesti gibi abdest olsun. Öyle diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadisinde Müslim, Ebu Davud, Tirmizi hadisi bu. İza ata ahatum ehlehu, sizden biriniz ailesine yaklaştığında ve araden yauda felyasil farcehu, ikinci defa ilişki kurmak istediğinde tenasül organını, üreme organını yıkasın diyor. Bu da Tirmizi hadisidir. Evet, şimdi bunu açalım. Bu Peygamberimizin tavsiyesidir. Bu da farz değildir. Farz olanları açıklıyoruz. Farz değildir. Ama bunda
hayır vardır. Eşlerin birbirine muhabbetle, aşkla bağlanmaları İslam'da Allah'ın emridir, peygamberin arzusudur. Kadın kocasına aşık olacak, kocası karısına aşık olacak. Son derece birbirini sevecekler, muhabbetli olacaklar. Muhabbetli bir aileden doğacak çocuk hem kendine, hem anasına, babasına, hem milletine yararlı bir insan olur. Karı koca arasında muhabbet olmazsa, samimiyet, sevgi olmazsa, o yuvadan olan çocuklardan hayır gelmeyeceği hukuk ilim sahasında artık biliniyor. Biliniyor. Uygulamadan da böyle anarşistler, hırsızlar, katiller, kapkaççılar, karı koca ilişkileri çok kötü, küfür, dayak eksik olmayan genellikle böyle ailelerden çıkıyor. Evet, İslam'ın da hedefi Müslüman, selamete ermiş insan, bütün insanların selamette olmasını isteyen insandır. Üthulu fissil mükafe, bütün insanların sulh sükun içinde olmasını ister Müslüman. Allah'ın emri böyle. Böyle anarşi istemez, katil öldürme asla istemez. Çünkü bir insanı öldürmek haksız yere, kainatı yakmaktan beterdir İslam'a göre. Evet, çok kötüdür. Anarşizm de adam öldürmekten daha kötüdür. El fitnetu eşeddu minel katil. İslam böyledir. İslam bunları istemiyor. Selamet, sulh, sükun istiyor. Herkes mutlu olsun istiyor. Onun için karı koca ilişkileri selamette olacak. Bunun için birbirlerini seçme hakları var. Beğenme hakları var. Bu nedenle bir baba, ana, kızını, oğlunu illa şunu alacaksın diye zorlama hakları yok. Çünkü onunla o yatıp kalkacak, onunla her gün o geçinecek. Anası babası değil. Onun için zorlama hakları yok. Sadece gönlünü ona kaptırdın ama oğlum kızım o şöyledir. Kültürü budur, terbiyesi budur, işi budur. Bak filan diye uyarma hakları vardır. Sadece de denk değilse, küfür değilse, İslam'a göre konuşuyorum. Kadıya gidip, hakime gidip, benim kızım, ben şu adamım, şu aileyim, o aşık olduğu oğlan ise şudur, benim aileme denk değildir. Kültür, eğitim, ahlak bakımından, hakim bey bu evlenmeyi önleyin diye dava açma hakkı vardır. Tokat vurup önleme hakkı yoktur İslam'da. İslam böyledir. Özgürlüklere çok önem verir. Evet, Hanefi mezhebine göre konuşuyorum tabii. Böyle seçilir, beğenerek seçilir. Tabii flört yoktur. Meşru sınırlar içerisinde. Sonra da evlendin mi, ebediyen evlilik sürecek niyetiyle, bilinciyle, bu idealle evlenilir. Geçici nikah yoktur. Muvakkat nikah yoktur. Deneme nikahı yoktur. Evlendin mi ebedi evleneceksin. Öyle bu bilinçle evleneceksin. Adımını atacaksın. Ondan sonra buna göre fedakarlık yapacaksın. Tabii ki iki ayrı dünyanın, kadın erkek ne kadar seçsen, iki ayrı dünyanın insanısınız. İnsanlar fabrika malı değildir. Fabrika malı değildir. Bu saatin fabrikası belli. Aynı tip saat imal eder. Bir başka saat fabrikası başka saat imal eder. Bunun aynısını yapamaz çünkü haksız rekabetten durdurur adam. Farklı olur. Farklı olur. Fabrikaların farklı olmasıyla mallar farklı olduğu gibi aileler de insan üreten kurumlardır. Bu ailenin ürettiği kız veya oğlan farklıdır. Öbür ailenin ürettiği kız veya oğlan farklıdır. Fabrikanın, değişik fabrikaların mallarının farklı olduğu gibi, yani anlayasınız diye misal veriyorum. İnsan mal değildir tabii de. Anlatmak için misal veriyorum.
mal arasında böyle fark olduğu gibi ne kadar seçsen insanlar arasından karakter, eğitim, düşünme, ekonomik durum vesaire sebeplerle farklılıklar olur. Evlenirken %100'ü tutturamazsın. Özel imal etmiyorsun alacağın oğlanı veya kızı. Bakarsın, ölçersin, biçersin. %60'ı tutturdun mu, %40'ında peşinen kabulleniyorum diyerek Bismillah dersin. Anlayışla hareket edersin. Fedakarlık edersin. İki taraf böyle. İki taraf. Fedakarlık, sabır gösterirsin. Böyle fedakarlık, sabır gösterdikten sonra birkaç sene sonra bakarsın ki Allah Allah. Sanki aynı aileden yetişmişiz gibi aynı çizgide düşünüyoruz. Aynı şeyleri seviyoruz. Bu saygıdan, fedakarlıktan, sabırdan sonra böyle olur. İnatlaşırsanız kutuplaşma artar, tatlız olmaz. Tatlız olmayınca doğan çocuktan da hayır gelmez. İslam böyle bir güzel yuva istiyor. Onun için hem böyle düşüneceksin, aklını kullanacaksın, istişare edeceksin. Allah'ım diyeceksin, Bismillahirrahmanirrahim. Adımı besmele atacaksın, Allah'a sığınacaksın, yardım isteyeceksin. Evet. Karı koca ilişkilerinde arz ettiğim gibi her konuda koca karısının kendisinden tiksinmesine neden olacak şeylerden bucak bucak kaçacak. Bu işte ona dayanıyor. Bir farz vardır, haram vardır, bir de teşvik vardır. Bu teşviktir, haramdır demiyorum. Efendim ikinci defa ilişkide bulunması tenasül uzvunu yıkaması haramdır demiyorum. Ama tıbben artık ben o taraflara pek giremem. Doktorlara sorabilirsiniz. Evet, böyle yaparsanız ikinci ilişkideki muhabbet farklı olur. Öyle söylüyorlar. Peygamber bunlara işaret ediyor. Yapmazsanız haram olmaz. Bir şey yok. Ama peygamberin bütün derdi kadın kocasından tiksinmesin, kocası karısından tiksinmesin, her konuda temiz olsun, şık olsun, güzel olsun, tertipli olsun da birbirlerine aşık olsunlar. Kocanın gözü dışarıda olmasın, hanımın gözü başka erkeklerde olmasın istiyor. Bütün bu söyledikleri onunla ilgili. Efendim yıkasın ikinci ilişkiden evvel diye söylemeleri onunla ilgilidir. Bu sünnettir. Tabii teşvik sadedinde sünnettir. Arzu eden yapar. Evet, seçme hakkı sizindir. Evet, Tirmizi Beyhaki Hazreti Ömer'den sahih hadisi olarak nakletmişlerdir. Gene bu karı koca arasındaki cinsel ilişkiyle ilgili bir hadis daha. Evet. İza ata ahadukum ahlahu felyestetir ve ala ehlihi ve la yetearrayani taarral hamiri. Tabi ben buradakileri aktaracağım. Aktarmazsam sorumluyum. Yulcemu bilicaminnar. Karı koca bunlar da teşvik sadedinde, edep sadedinde, tavsiye niteliğinde emirlerdir. Karı, sizden biriniz ailesine cinsel ilişki için yaklaştığında örtünsün. Hem kendi örtünsün hem de hanımını örtsün. Yaman eşeklerinin çıplak bu işi yaptıkları gibi çıplak yapmasın. Edepli olsunlar. Meleklere karşı edepli olsunlar. Edepli olsunlar. Evet. Şimdi kadın kocasının, kocası karısının tüm vücudunu görebilir. Yasak değil, haram değil, haram değil kesinlikle. Birlikte banyo yapabilirler, kesinlikle haram değil, yasak değil. Evet, Allah'a karşı edep, odadaki meleklere karşı edep açısından eşeklerin yaptığı gibi yapmasınlar. Gene başka hadis-i şerif,
اِذَا اَتَى اَحَدُكُمْ اَهْلَهُ فَلْيَسْتَتِرْ فَلْيَسْتَتِرْ وَلَا يَتَجَرَّدَا تَجَرُّدَ الْعَيْرَيْنِ. Evet, yaman eşeklerinin, vahşi merkeplerin çıplaklığı gibi soyunmasınlar diyor. Bunlar edeple ilgili teşvik sadedinde şeylerdir. Ama şunu ben eserimde de bir vakfa bağışladım. Gümüşset diye çıktı Gaye Vakfı'ndan. Oradaki eserimde de kaynaklarını gösterdim. Kocanın sokaktaki açık saçık kadınlara bakmasını önlemek için kocası arzu ederse, bir kadın evinde başka yabancı erkekler yoksa, pencereler kapalıysa, kocası arzu ediyorsa çıplak gezebilir. Bu edep açısındandır. Soyunmayın sözü haram mı helal mı değil. Çıplak gezebilir, her şeyi görebilir. Yani böylesi iyiyse, sokaktaki çıplak elin kızına, karısına bakacaksa kendi karısına baksın. Bu daha iyidir. Böyle hadisler var. Ben kitabımda bunlara değindim. Ama böyle değilse tabii başkasının görünceği yeri örtsünler. Gene birbirlerine karşı soyunmasınlar anlamına değil, üstlerini örtsünler anlamına. Öyle söylüyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Evet, tekrar şuna değinmiş. Bu şekildeki ilişkiyi eşeklerin birleşmesine benzetmesinde diyor bir nükte var. Hayvanların en aptalı, evet, anlayışsızı eşektir diyor, inatçıdır diyor. Ona benzetmekle böyle bu hususun yapmamaları konusunda iyice durumu vurgulamıştır diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bu hadis-i şerifi de Tabarani, Nesai, İbn-i Mace, Abdullah İbn-i Mesud'dan, Ahmed İbn-i Hanbel, Darakutni, keza onlardan sahih hadis olarak nakletmişlerdir. Allah onlardan razı olsun. Şefaatlerine bizi nail eylesin. Diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah.